Affedersiniz, buyurun efendim. Abi hesaplayabiliriz. Tabii hesaplayabiliriz. Başka bir kadın bakıyordu burada. O varken servis daha hızlıydı. Baksana kolla, 2 saatte geldi. Aa, özür dilerim beyefendi ama dedikodumu yapmayın lütfen. Size gerçeği açıklayayım hanımefendi. Beyefendinin bahsettiği burada çalışan hanımefendi aslında bir peri. Evet, peri her şeyi 2 saniyede hazırlayıp sihirle böyle servis yapıyordu. Ama takdir edersiniz ki karım ve ben normal insanlarız. Tabii bu kadar masaya da ancak bakabiliyoruz. Avni, ne oluyor bakayım orada? Hiç karıcığım, beyefendi servisin yavaşlığından dolayı bir şikayette bulundu da ben de bunun nedenlerini izah etmeye çalışıyordum. Kocanız peki değil galiba. Burada duran öteki bayanın peri olduğunu söylüyor. Siz onun kusuruna bakmayın beyefendi. Kendisi yarı şizofrendir de. Doktoru sosyal bir ortamda çalışırsa kendine gelir dedi. İyileşsin diye biz de burada çalıştırıyoruz. Ne derse desin, siz he deyip geçin olur mu? Kusura bakmayın. Sızlan deyip durma, gel sen bakayım ben de şöyle. Ama karı... Gel buraya karıcığım deyip beni delirme insanların içine. Yürü! Tamam, küçük bir işim çıktı müsaadenizle. Kalk gel, hala tamam, konuşuyor. Geliyorum. Ama o kadar bir beni... Oh, ne? Geldim, gel. Sen beni deli mi edeceksin be adam ha? Deli mi edeceksin? Bana bak, senin şu peri masalların yüzünden bu kafeden bir tane müşteri gitsin, ben seni geberteceğim. Hesap. Yüzüme bak seninle konuşurken. Duydun mu beni? Gebertirim, gebertirim. Ya herkes bakıyor ya. Ay, affedersiniz. Beyefendi, hesap alabilir miyim? Buyurun, buyurun. Siz devam edin. Bizi aldırmayın. Karı. Ne cezamı ben? İşte oldu. Ben de işi tamamladım Dudu. Hadi bekleme odasına Taceddin'in yanına geçin. Tamam. Harika oldu, harika. Buranın hastane olduğuna kim inanmaz? Aa, söyle bakalım Taci, burası fanilerin hastanesine benzemiş mi? Alası oldu, alası. Ama bir şeyi unuttunuz. Sihirli ayna hala yerinde. Onu da yok ettiniz mi? Oldu, bitti. Onun da küçük bir işi biz daha olabilir ama merak etme, birazdan o da gidecek. Bütün yolları sihirledim. Yavuz nereye giderse gitsin, yollar mecburen onu buraya getirecek. Ay. Bunu niye yaptınız? Normal hastaneye gitse ne olurdu sanki? Zaten torunum doğunca tipi fanilere benzeyecek. Ay babacığım, hiçbir 7 aylık bebek onun kadar büyük doğmaz. Ya Eda eğer bir fani hastanesinde doğum yapsa bebeği hemen incelemeye alırlar. Ya ortada bir gariplik olduğu anlaşılır. Aa, doğru yahu. Siz sadece peri değil, çok da zekisiniz. Aa, Perihan teyze. Asıl şeyi unuttuk. Biz hiçbirimiz doktor değiliz ki. Eda'ya doğumu kim yaptıracak? Ay bu benim aklıma hiç gelmedi. Ha? Ben hemen gidip bir peri ebe bulayım. Bir dakika Dudu, bir dakika. Taceddin doğum doktoru değil miydi? Evet ya. Aklından bile geçirme. Anneciğim lütfen. Hadi Duducuğum lütfen hadi. Hadi Duducuğum lütfen hadi. Sadece bugün için beni eski halime çevir. Bırak da torunum elime doğsun. Ne olur. Hala şoförü hastaneye çevirmediler mi? Biraz sabırlı ol Çilek. Betüş Hanım, benim işim bitti, çıkabilir miyim? Aa, tabii Firuzeciğim, ellerine sağlık, teşekkürler. İyi tatiller. İyi tatiller. Güle güle, görüşürüz. Hadi kimse yokken sihirli aynadan bakalım da neler olmuş. Hadi gel bakalım. Bu da kim? Anneannen. Ne kadar değişmiş değil mi? Evet, bu da Perihan teyze mi? Evet, sen esas annene baksana. Evet, sanki başka biri gibi olmuş. Aa, bu adam da kim? Bilmiyorum ama içimden bir ses dedem diyor. Hayır, hayır, hayır. Onlar çağırmadan gitmeyeceğiz. Doğru ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.